Efendim Spor Ajansı'ndan yeniden merhabalar. Her zaman olduğu gibi yaklaşık iki saat boyunca gündemdeki gelişmeleri konuklarımızla değerlendireceğiz. Yine her zaman olduğu gibi stüdyomuzda iki değerli konuğumuz var. Bugün <laughs> Mehmet Emin Uluç ve Serdar Kelleci ile birlikteyiz. Mehmet Emin Uluç hoş geldin. Hoş bulduk. Serdar Kelleci hoş geldin. Hoş bulduk. Evet şimdi tabii ki gündemimiz yine koronavirüs Galatasaray'da. Önce Abdurrahim Albayrak ardından da teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testleri pozitif e, çıkmıştı. Yapılan açıklamalarda e, hem Albayrak'ın hem de Fatih Terim'in durumlarının iyi olduğu, durumların iyiye gittiği, özellikle Fatih Terim'in hafif öksürük dışında başka bir şikayetinin bulunmadığı açıklandı. Amiy takım teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcular da Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayınladılar. Bu haberimizi bir izleyelim, üzerine konuşmaya başlayacağız. Spor dünyası Fatih Terim'e destek mesajları paylaştı. Amili takım teknik direktörü Şenol Güneş mesajında Galatasaray teknik direktörü kıymetli meslektaşın Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşeceğiz ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi paylaşımda. Bugüne dek birçok zafer kazandınız. Neden sürekli kazandığınızı göstermek için önünüzde bir maç daha var. Güçlü kalın hocam. Hepimiz seni seviyoruz sözlerini yazdı. Kolombiyalı golcü Falcao, dualarım ve arzularım daha iyi dönmeniz için paylaşımında bulundu. Onyekuru mesajında. Geçmiş olsun hocam. Sen gerçek bir savaşçısın ve biliyorum ki zaman geçmeden geri döneceksin derken Feguly ise bu zorluğun da üstesinden geleceksin hocam. Her zamanki gibi güçlü ve kararlı ol. Allah'tan sana acil şifalar vermesini diliyorum." ifadelerini kullandı. Milli futbolcu Arda Turan paylaşımında Aslan Hocam Fatih Terim'e Abdurrahim abi ve sevgili eşine, Fenerbahçeli sporcu arkadaşlarıma, tüm ülkemizde hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi bu hastalığında üstesinden gelecektir. Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir. Hep beraber önlemlere uyalım. Bu mücadeleyi beraber kazanacağız dedi. Terim'in eski öğrencileri de tecrübeli teknik adama geçmiş olsun dileklerini iletti. Drogba, çok değerli hocam İmparator Fatih Terim ve ikinci başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İki güçlü karakterin bu virüsü de yenebileceğine inancım sonsuz. Dualarım hocam, başkanım ve bütün Türk halkıyla beraber çare Türkiye, çare the world mesajını paylaştı. Felipe Melo ise paylaşımında Babacığım seni seviyorum. Allah yardımcın olsun. Umarım en kısa zamanda iyileşirsin sözlerini kullandı. Everton'ın golcüsü Cenk Tosun da mesajında "Geçmiş olsun hocam. Eminim en kısa zamanda daha güçlü döneceksiniz." diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Evet Şenol Güneş'in ve futbolcuların Fatih Terim için verdiği mesajlar bu şekildeydi. Az önce de söylediğimiz gibi gelen son haberler hem Abdurrahim Albayrak Bey'in hem de Fatih Terim'in durumlarının iyi olduğu şeklinde. Tabi bu gelişmelerin ardından doğal olarak hem Galatasaraylı futbolculara, teknik kadroya ve yöneticilere aynı şekilde Beşiktaşlı futbolculara da testler yapıldı. Gelen haberler oradan da son derece olumlu. Bütün testlerin negatif çıktığı bilgisi var elimizde. Serdar Kelleci ilk olarak sana döneyim neler söyleyeceksin? Şimdi aslında yani çağlar boyunca her türlü felaket eee insan çok değiştirmemiş. Ben onu anladım. Şimdi Albert Camus'un e, Veba diye adlı bir eseri var. Evet. O zamanki veba ile ilgili e, birkaç cümle okuyacağım. Aslında ne kadar değişmediğimizi, e, geliştiğimizi ama değişmediğimizi gösteriyor. Bir savaş patladığında insanlar uzun sürmez bu çok aptalca derler. Ve kuşkusuz bir savaş çok aptalcadır ancak bu onun uzun sürmesini engellemez. Felaket insana yakışmaz. Onun için felaket gerçek dışıdır. Geçip gidecek kötü bir rüyadır. Şimdi felaketler ne zaman başımıza geliyor o zaman anlıyoruz ki ya bu gerçek bir felaketmiş diye adlandırabiliyoruz. Yoksa bir işte bin kilometre ötemizde olan felaket bizim için bir tane sayı rakam neyse ondan ibaret başka bir şey değil şu kadar ölü var ama ne zaman bizi ilgilendirmeye başlıyor ha bu felaketmiş ortak bir şeymiş diye aslında hep beraber bu sefer teyakkuz haline geçebiliyoruz. Ama işte insanoğlu belki şunu hatırlayacak bu dönemden sonra e, her dünyanın herhangi bir yerinde kötü bir şey olduğu zaman diyecek ki ya evet bu gerçekten kötü bir şeymiş. Çünkü diğer türlü şöyle oluyor ya Allah göstermesin, işte Allah bizim başımıza vermesin, Allah kimsenin başına vermesin. Öyle bakmamız lazım ama o bakış açısına maalesef sahip değiliz. İnsanoğlu böyle, e, belki fıtratı gereği böyledir bilmiyorum. O kadar derine inemiyorum tabii ki. Ama artık e, felaketlerin hepimizi ilgilendiren bir şey olduğunu beraber teneffüs ettik. Bu önemli. E, Fatih Terim özelinde, işte Beşiktaş özelinde en azından bu vakaların... E, Fatih Hoca'nın biraz daha sağlığının yerinde olduğunu bilmek, Beşiktaşlı oyuncuların te testlerinin negatif çıktığını bilmek. Bunlar güzel şeyler tabii ki, e, sürekli duymak istediğimiz şeyler. E, devletin son dönemde özellikle e, Çin'den gelen o kitlerle ilgili, testlerle ilgili e, bir an evvel e, çözüm aşamasına gitmesi, bunlar çok olumlu şeyler. E, Amerika'dan gelen haberlerde e, Amerikan sağlık sisteminin, İngiltere İngiliz sağlık sisteminin belki de çok fazla böyle ileriye hesap etmeyen, uzun vade planlar yapmadan yapılmadan bir sağlık sistemi oluşturduğunu, aslında burada da İngiltere'de 1900'lü yıllarda bir e, sağlık sisteminde bir, bir batış oluyor ülkede, bir kriz çıkıyor. Ve o yüzden İngiltere o sağlık sistemine bu kadar değer vermez hale geliyor zaten bir daha batmamak için. Ama bizde şöyle bir şey oldu, şehir hastaneleri... Ben de bazen şeylerden geçerken şehirler arası böyle bir yere giderken İzmir'e veya herhangi bir yere giderken şehir hastanelerinin devasa büyüklüğüne bakıp iç geçirmediğim olmadı değil ya bu kadar devasa hastaneler ne tuhaf diye içimden geçirmiştim. Ee, ama işte orada sağlıkçı bir insanın bakışı ve tıp insanının bakış açısıyla Vatandaş bakış açısının ne kadar farklı olduğunu aslında tecrübe ettim bu dönemde. O şehir hastaneleri bugün bizim için çok önemli bir yer tuttu ve Sayın Sağlık Bakanının son açıklamalarında daha henüz faaliyete geçmeyen ama hazır kıta bulunan hastanelerimizin olduğunu söyledi. Yani şu anda teçhizat anlamında herhangi bir sorun yok ama her an kullanıma hazır, hiç kullanılmamış hastanelerin olduğunu söyledi Sayın Sağlık Bakanı. Ya çok güzel bence ee, sanki iyi bir şekilde bir, bir birlik beraberlik yakaladık. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani işte saat 9'da alkışlarla işte dün akşam yine camilerden okunan dualar. Orada ama biraz karışıklık oldu. Alkış sesleriyle dua sesleri bir bugün mutlaka bir düzenleme gelir ona diye tahmin ediyorum. Çünkü bir yandan alkış sesleri geldi, camilerden bir yanda dua sesleri geldi. O dokuzdaki o alkışladığımız, hep beraber yaptığımız tıp insanlarına, yani sağlıkçı insanlarımıza yaptığımız bir alkış vardı. Orada belki o iki hem camiden hem alkış sesi geldiği zaman hoş olmadı. Orada bir düzenleme gelecektir mutlaka. Birini biraz daha ileriye geriye almak daha cazip olacaktır. Mehmet Emin Uluç. Ya ilk günden beri aynı şeyleri konuşuyoruz aslında. Serdar farklı örnekler verdi. Ben de hem fikrim şöyle ki yani e, insanlar mesela televizyonda savaş filmi seyrediyor. Bu tür filmler prim yapar her zaman. Herkes de keyifle izler. Farklı duygular içinde izler belki ama reytingi yüksektir bunların. Ama Uzaktan izlemek başka bir şey. Onun evinize gelmesi bambaşka bir şey. Tabii. Şimdi de bakıyorsunuz işte Çin'deki, İtalya'daki, Amerika'daki vesaire süreçleri takip ediyoruz. Oradaki ölümleri takip ediyoruz. Ama sanki bunları bir film edasında takip ediyoruz. Öyle değil halbuki yani. Bu virüs her yerde var ve bizim de başımıza gelir, gelebilir. Dolayısıyla bir tavır almak için, bir tedbir almak için, bizim başımıza gelmesini beklemeyelim. Bir yakınımızı kaybedene kadar kontrolsüzce yaşamayalım. İlk günden beri yetkili mercilerden açıklama yapılıyor. Biz işte ekranlardan dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. İhtiyaç olmadığı takdirde evden çıkmayın. Sanatçılar, sporcular, işte mal olmuş insanlar diyelim özetle. E, dilleri döndüğünce farklı mecralardan bu mesajı veriyorlar. Ama uygulamaya geldiği zaman insanlarımızın ki son hafta sonu o sahil yolları, bebek, Belgrad Ormanı görüntülerinden sonra bir nebze olsun azalma var. İnşallah hafta sonu tekrar aynı şeylerle muhatap olmak durumunda kalmayız. Ama yani sokaktaki her insana sorsan herkesin kendine göre bir gerekçesi var, bir sebebi var. Yani kendimizi de buraya inandırıyoruz. Kendi sağlığını tehlikeye atıyorsun, etrafındakileri de riske ediyorsun. Bu arada bana bir şey olmaz diye sokağa çıkıyorsun, geri döndüğünde evdeki ailene nasıl yansıması olacağını bilmiyorsun.